o toplumsal olgularla birlikte hani sosyolojik bakış açısının da metnin içerisinde olmasını gözeteceğiz. Bunu da söyleyebilirim. Hani burada Sümeyye problem kısmında ele almadı ama hani sosyolojik bir bakış açısıyla da metne bakmayı gerekli kılacak malzeme de sunuyor metinler. Şey, Leyla hocam sesiniz açık değil. Teşekkür ediyoruz. Başka sorusu, önerisi, yorumu olan var mı acaba? Yoksa ben bir iki şey sormak istiyorum Sümeyye. İyi ki bu polisiyenin değersiz görülmesi, üvey evlat gibi muamele edilmesi meselesi. Üye pazarcıdan çokça alıntı yaptın. Kaç yılındaydı onun makalesi hatırlamıyorum ama sonrasında o köprünün altından çok sular aktı gibi geliyor bana. Yani artık polisiye için böyle bir şey söz konusu değil. Ve bu alanda yapılmış pek çok çalışma var. Kaynakçanı çok hızlı geçtiğin için dikkat edemedim. Ama mesela Veli Uğur'un işte Türk Edebiyatı'nda Popüler Türler var mı bilmiyorum kaynakçada. Hani orada polisiye, Yok, fantastik, bilim kaynakçı. kurgu ve benzeri türlerin gelişimini ele alan önemli bir çalışma. Ona Sümeyye bakılması onu lazım. not al istersen. Tamam. Veli Uğur. Sonra Tamam. Seval Şahin var mıydı kaynakçada? Onu görmedim. Hocam burada yoktu ama Seval Şahin'in ismini duymuştum. Ha, o mutlaka olmalı. Makaleydi Cin. sanırım onun, değil mi? Yo yo, kitap boyutunda, iletişim Kitap mıydı? yayınlarından çıktı. Cinayi Meseleler, Osmanlı Türk Var. Polisiyesi. Var hocam, var. Bu. Sonra Biliyorum. bir diğer kitabı da Edebiyatın İzinde, Polisiye Edebiyat. Bunlar hani bir 10-15 yıl önce çıkmış kitaplar. Çok yeni de değiller. Ve mutlaka kaynaklarda görmek ister bence jüri üyeleri. Sonra ikinci konu, feminist kuramdan yararlanacağım dedin. O anlamda çok bir kaynak göremedim. Orayı biraz geliştirmek gerekir. Hani Simone de Beauvoir çok temel bir metin. O metnin ismi de yanlış geçti. Yani ikinci cins olsa gerek. Hocam, Cinsiyet diye söyledin ama. ben de şu şekilde şöyle göstereyim size. Görebiliyor musunuz? Ben de bu Evet, şekildeydi. gördüm. Ben direkt ben bundan faydalandım. O Bu o yüzden zaman yeni bir buradaki çeviri olsa gerek. Hani kült kitap bildiğimiz, hani 70'lerden beri Türkçe'de olan versiyon, ikinci cins. Çeviriye de dikkat etmek önemli. Başka kaynaklar eklemek şart bence. Feminist bir okuma yapılacaksa, onu da söyleyeyim. Araştırmalarında zaten hocam bütün Sonra kaynaklarımı belirtmedim. Özür dilerim. Araştırma evreninde bütün kaynaklarımı belirtmedim. İşin içine girseydim çıkamazdık çünkü. Çok uzun sürerdi diye bunu yapmadım. anladım. Anladım. Yani senin yazarının Türk Çok edebiyatındaki bu önemli uzayacaktı. yerin, hani bulup çıkarmaya çalışıp ortaya koymaya çalışıyorsunuz ya, Esra neydi soyadı? Türkiye Kul'un önemini Türkiye kulu. ortaya koymaya çalışırken mutlaka yapılması gereken şey aslında bu Osmanlı'dan bugüne, değil mi? Polisiye tarihini çok iyi öğrenmek. Yani Abdülhamit'in çevirdiği metinlerden bu tarafa büyük bir birikim var. Büyük bir merak var, ilgi var, okurlar var. Hani hiç de üvey evlat değil belki de. Onu bir göz önüne almak lazım. Ayrıca kadın yazarlar da var. Halide Edip'in bile polisiyesi var, değil mi? Peride Hocam. Celal'in var. Pınar Kür yazmış. Perihan Maden yazdı. Bitireyim, izin ver. Hani bütün bunları da bilmek lazım ve ondan sonra senin yazarın bunlardan farklı ne yaptı? Ona bakmak lazım. Yani o birikimi de şöyle bir yaz tatilinde belki taramak anlamlı olur diye düşündüğüm için onu önermek istedim sadece. Kısım Evet, olacak, Emine Hocam mikrofonu açtı. o kısım olacak birinci bölümde. Yani kadın yazarının da polisiye kurgu bağlamından Esra Türkiye Kul'a geçiş yapacağız. O bağlantıyı o şekilde kuracağız. Evet. Bir diğer önemli nokta da dünya edebiyatında da hani polisiyede kadın dedektifler var. Mesela Agatha Christie, onun ismi de yanlış geçti slaytlarda. August Christie diye bir şey geçti. O muydu bilmiyorum da. Agatha Christie'nin mesela hani meşhur bir dedektif tipi vardır, erkek, Poirot. Ama onun yanında bir de neydi ismi? Miss Marple mı? Böyle yaşlı ama çok parlak, kıvrak zekalı yaşlı bir kadıncağız
vardır. Amatör bir dedektif gibi. Yani bu da Agatha Christie'nin aslında dünya edebiyatında polisiyenin o eril tarafını birazcık törpüleyişi gibidir. Anlatabildim mi? Yani dünya edebiyatında da kadın karakterleri nasıl kullanılır? Yani ben olsam Agatha Christie'leri de okurum. Hani böyle bir karşılaştırmada hoş olur ve mutlaka senin yazarın da okumuştur. Miss Marple'ı da biliyordur. Belki kurguladığı Berna mıydı karakter? Evet hocam. Berna'nın Miss Marple'la örtüşen yanları da var olabilir. Bunu da önermek, tavsiye etmek istedim. Tebrik ediyorum. İyi bir çalışma olacağına eminim. Başka sorusu olan arkadaşım var mı? Önerisi olan. Süher Hoca'nın bir sorusu Aslı var. hocadan. Süher Hocam, evet. Süher Hoca Bugün gerçek benim elini kaldırdı. Aslı. Ben Aslı Hocam, tekrar kaldırdım. tamam Düzelttiniz mi? peki. Süher hocadan sonra söz alayım. Yok, ben senden sonra, Tamam. ama benim bugün kız bu cinsiyet konusu mu diyeyim, yani bu ne diyor, neydi bu cinsiyet tartışması. Bununla ilgili erkekler şey, hanımlar önden bütün şeylere karşı olduğunu söylüyor. Çok dolu. Yani kadın o kadar güçsüz mü? Her zaman onu korumak, kollamak zorundasın falan gibi. Ama yine de ben şimdilik şey diyeyim, sizden sonra konuşayım. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Buyurun Aslı Hocam, sizin sorunuzu alalım. Teşekkür ederim Süher Hocam ve Leyla Hocam. Öncelikle bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu test sunumları bizim için de çok güzel oluyor. Öğrencilerimiz için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tuğba'nın sırası varken konuşamadım. Bu arada mikrofonda bir problem vardı. Ondan ötürü de özür dilerim. Biraz aksattı programı. Sonradan çözebildim. Tuğba'ya başarılar diliyorum. Konusu çok heyecan verici. Güzel veriler elde edeceğine inanıyorum ben de. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Sümeyye'nin konusunda da Sümeyye, öncelikle ağzına sağlık yaptığın sunum için. Eminim siz de çok heyecanlısınız bu konuları tabii ki araştırmak, incelemek de çok ayrı bir heyecan konusu tez döneminde. İki sorum olacak sana. Bir tanesi, ben hiç okumadığım için söylüyorum. Hiç kadın polisiye karakterin olduğu, polisiye romanda kadın karakterin olduğu bir kitap daha önce okudun mu? Hayır, ben de daha önce okumamıştım. Esat Türkekulla ilk defa karşılaştım. Evet, şimdi ben bir ara çıkıp girdim. Orada soru soruldu mu bununla ilgili bilmiyorum ama Hayır hocam. biraz Leyla Hoca'nın söylediğiyle bağlantılı idi benim de soracağım şey. Önce onu merak ettim. Sonra bazı yararlanacak çalışmalar yazmıştın slaytının bir bölümünde. Araştırma evrenindeydi hocam. Onlar temel, hani çok basic düzeyde olanlardı. Daha fazla var tabii ki. Yani Hepsini onların alsaydım mesela içerisinde çok kadın sıkıntı olan var yaşardım. mı? Kadın dedektif olan var mı diye soracaktım. Hayır hocam. Onların içerisinde feminist kurama dair, Kur'an kitaplarıydı onlar. Feminist kurama dair ve polisiye kurguya dair kitaplardı. Anladım. Peki mesela biraz önce Leyla Hoca'nın söylediğiyle ilgiliydi aslında benim de söyleyeceğim bağlantılı olarak. Belki 2000'li yıllardan sonra çıktı dedin. Kadının da dahil olması bu polisiye kurgu romanlara. Belki dedim acaba daha önce yapılmış bu Berna karakterinin bazı vasıflarını taşıyan farklı bir kadın karakter olabilir miydi? Öyle bir şeye hiç denk geldin mi de bu Türkekul'un kitapları, romanları seçildi bu bağlamda diye merak etmiştim. Onu soracaktım. Eğer varsa da hayli heyecan verici olur diye düşünüyorum. Çünkü bir polisiye romana evet erkeğin mesela orada sorularından bir tanesiydi. Bir kadın hangi yöntemleri izler cinayetleri çözerken veya olayı çözümlerken diye merak ettim açıkçası. Farklı bir bakış açısı geliştiriyor mu kadınlar mesela bu noktada bir cinayet karşısında veya bir suç karşısında? Bu konu hayli ilgi çekici olacak diye düşünüyorum. Senin de henüz yanıtını bilmediğin şeyler var tabii ki cevaplarından da gördüm ama çok güzel ve heyecan verici bir konu bence. Başarılar diliyorum Teşekkür Sümeyye. ederim. Sağ olun. Evet, Süher Hocam.
Teşekkür ediyorum. Sümeyye'cim çok teşekkür evet. ediyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir eğitim aldın. Yeni edebiyat alanında iki tane çok dinamik süper hocamız var. Bugünkü eleştiriler en çok seni kim eleştiriyorsa sana eleştiriyorsa veya katkıda bulunuyorsa en çok ona teşekkür etmek lazım. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani objektif olarak dışarıdan bakıyorum. Özellikle Burcu Hoca'nın, Leyla Hoca'nın söylediklerini not aldım. Zaten hocamla her gün Emine Hanım'la istişare halindesin. Ama her söylenen bir kelime bile insan inanılmaz ufuklar açıyor. Bu açıdan özellikle lisans öğrencilerimize de dikkatle izlemelerini ve buradan erken bir ön almalarını, şimdiden hazırlanmalarını, nelerle karşılayacaklarını görmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Polisiye her zaman çocukluğundan beri roman olarak veya bazen bunun görselleştirilmiş, sinemaya aktarılmış biçimleri de çocukluğumuzda ayrı yerleri vardır. Cin Gözü Recai'yi yetişemedik ama Arsene Lupin'i vesaire, Şarkı Ekspresi bunlar hep aklımızda. Heyecanla bekliyoruz. Bazen hani iki eseri var, iki sadece iki eseri var. Ama olur ya belki de senin çalışmandan sonra bu iki eserin şu ana kadar literatürde ortaya konulmuş olanların çok dışında çok önemli değerler, çok önemli işlevler ortaya koyduğunu belki de keşfedeceksin. Bazen nicelik de kadar nitelik de önemli olabiliyor. Tek bir şiirle, tek bir eserle dünya çapında ne bileyim ün kazanabiliyorsun. Kimin neyi hak ettiğini de sizlerin yanında, edebiyatçıların yanında pek söylemeyeyim ama hakemi herhalde zaman oluyor. Teşekkür ediyorum Leyla Hocam, sağ olun. Evet, öğrencilerimiz de soru sorabilirler. Bu arada ilgisi olanlar, hani sadece hocalar soruyor diye bir şey yok. Çekinmeyin lütfen. Göremiyorum şu anda başka bir el. Eğer soru yoksa üçüncü konuşmacıya geçeceğim ama Sümeyye'ye son bir soru. Halide Edip'in meşhur Yol Palas cinayetini okudum okudun hocam. Mu mesela? Orada okudum. Bir kadın karakter hiç yok muydu? Hocam oradaki kadın karakter vardı ama o zaten cinayetini kabullenmişti. Cinayetin için işlediği en başından ve cinayetin onu işlediği en başından belliydi. O yüzden onu polisiye kurgu içerisine dahil etmek istemedim açıkçası. Okudum onu. Fakat en başından neden öldürdüğü, niçin öldürdüğü, yani kendisi öldürdüğünü zaten kabul ediyordu. O cinayeti onun işlediği çok bariz belliydi. Yargılanma sürecindeydi. Ve orada İstanbul'un şaşalı hayatı da anlatılıyordu aynı zamanda. Cinayetin yanı sıra. Evet. Peki. Tarihsel süreç içerisinde bakman önemli. Onu tekrar vurgulayarak tabii. Üçüncü konuşmacıya geçelim. Tamam. Teşekkür ederim. Ayşegül Durmaz'ı dinleyeceğiz. Işıksız Bir Dünyanın Dışa Vurumu Distopya Edebiyatı adlı çalışmasıyla. Ayşegül, paylaşabilirsin ekranını. Herkese merhaba. Tabii hocam. Ekranımı paylaşıyorum. Yansıdı sanırım. Evet, görüyoruz. Kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlar, ben bugün sizlere bize karanlık bir geleceğin sinyallerini veren distopya edebiyatından bahsetmek istiyorum. Sunumumun içindekiler kısmı bu şekilde. Distopya'dan önce ütopya'ya değinmek istiyorum açıkçası ve ardından dünya ve Türk edebiyatındaki okuduğum distopik kurgu bulardan hareketle bir değerlendirme yapacağım. Sonuç ve kaynaklar kısmıyla da sunumumu tamamlayacağım. Sunumuma geçmeden önce 1984 filminden kısa bir kesit izleyeceğiz diğer slaytımda.
Öncelikle Ütopya kusursuz bir düzeni imleyen pozitif imgenin düşüncede karşılık bulduğu ideal tasarı olarak değerlendirilebilir. Hem olmayanı hem de ideal olanı bünyesinde barındıran Ütopyalar aslında bize ölçülü bir devlet tahayyülü sunuyorlar. Toplumsal yapı ve düzensizliklere ayna tutarak toplum çıkmazlarına alternatif çözüm önerileri sunduğunu söyleyebilirim. Tabii Ütopyalar özünde hep bir kaçış arzusunu da barındırmakta. Aynı zamanda karşıtlığı da beraberinde getirmektedir. Bu noktada yeryüzündeki cenneti imleyen Ütopyalar bize en kötü yer olabilecek distopyaların doğmasına kaynaklık ettiğini söyleyebilirim. Peki Ütopya ne? Öncelikle Ütopya kavramından bahsetmek istiyorum. Thomas More'un 1516 yılında kaleme aldığı Ütopya adlı eserde bu kavramla karşılaşıyoruz. Tam olarak dönem İngiltere'sine eleştiri oklarını gönderen bir eser. Burada aslında Thomas More'un yapmaya çalıştığı şey düşünce özgürlüğünün, dinsel hoşgörünün, herkesin eşit olduğu bir toplum tasarısı ortaya koymak için bu eseri kaleme alıyor. Aynı zamanda yani sosyalist düzene dayalı bir toplum tasviri sunduğunu söyleyebilirim. Kralın sonsuz yetkisiyle parlamentoyu etkisiz hale getirilmesi, yani yönetimin tek elden yönetilmesine yönelik bir eleştirisinin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aynı zamanda Thomas More kendisi İngiliz devlet adamı, filozof ve yazar. Christian Kumar kelimenin özünü mümkün olmayan ancak insanın içinde yaşamayı arzuladığı bir dünyada yaşamak olarak değerlendirdiğini söyleyebilirim. İdeal olan toplum düzenini ya da yönetim biçimini ortaya koyan iyi bir gelecek tasavvuru olarak değerlendirebiliriz Ütopyaları. Sağ tarafta gördüğümüz Tülay Akkoyun'un Ütopya Distopya adlı çalışması 2016 yılında kaleme alınmış bir eser. Burada Batı ve Türk edebiyatındaki distopik kurgulardan hareketle bir inceleme yapılıyor anılan eserde. Ve distopik kurguları tematik açıdan incelendiğini söyleyebilirim. Yani Batı'daki ve Türk edebiyatındaki, distopyalardaki toplum tasavvurunu, aynı zamanda mekansal öğelerin nasıl karşımıza çıktığı üzerinden bir içeriksel değerlendirme yaptığını da söylemek mümkün. Aynı zamanda Ütopyalar kaçınılmaz olana değil, istenilene işaret etmektedir. Yani evet, özünde bir mükemmellik fikri var. Fakat bu mükemmellik fikri değişime kapalı, tarihi ve gelişmeyi donduran, durağan bir toplum inşasının sonucuyla ortaya çıkıyor. Her türlü bireysellik, farklılık olguları eşitlik adı altında yok ediliyor ve topluma uyum fikrine götürüyor aslında Ütopyalar bizi. Ben bu çalışmamda Firdevs Cambaz'ın makalesinden yararlandım. Türk Edebiyatı'nda distopyanın seyrini özetlediği bir makale bu. Cambaz, yani distopyanın, tabii distopyadan bahsetmeden önce Ütopya'ya yönelik bir değerlendirme yapıyor. Ve Türk Edebiyatı'nda Ütopya'nın geleneğini rüya metinlerine dek ulaştığını belirtiyor kendisi. Ve burada yine Kayahan Özgül'den şöyle bir değerlendirme var. Namık Kemal'in rüyası ilk ütopik, ya özü açısından ilk ütopik metin olarak değerlendirmektedir. Fakat roman olarak Türk Edebiyatı'na kazandırılması 1887 yılında İsmail Gaspralı'nın Darurrahat Müslümanları Türk Edebiyatı'ndaki ilk ütopik metin olarak değerlendirildiğini söyleyebilirim. Evet, çalışmamın asıl konusu olan distopya. Distopyalar aslında ütopyayla tabii ki taban tabana zıtlık gösterdiğini söylemek mümkün değil. Hatta eş değerlendirilmesi gereken kavramlardır. Çünkü birbirlerinin
özünü oluşturduklarını da söylemek mümkün. Distopyalar kötü senaryoların çizildiği bir gelecek tasavvuruyla ortaya çıkmaktadır. Bu noktada sadece aslında bir gelecek tasavvuru değil, bir toplum tasavvurunun da yansıtıldığı eserlerdir. Aynı zamanda sizin gelecekte nasıl bir toplumsal yaşamın olacağıyla ilgili de düşüncelerinizi yansıtır. Yani distopyalar aslında yazarının döneminden bir söz alışı olarak değerlendirilebilir. Ütopya karşıtı eleştirinin kurgu dünyasındaki yansımasıdır. Yani ütopyanın o kurduğu kusursuz düzen, düzene atfedilen yüce nitelik yolunda kullanılan araçların kötü olan yanlarına gizlenmiş, perdelenmiş yanlarının ortaya çıkması noktasında aslında bize işaret etmektedir. Peki distopyalardaki temel izlek meselesi ne? Bundan önce yine 2018 yılında Gürdal Ülger'in editörlüğünü yaptığı Distopya Hayal ile Gerçek Arasında eseri iletişim bilimleri ekseninde distopya eserlerinin masaya yatırıldığı bir eser olarak karşımıza çıkıyor. 1800'lü yıllardan bu tarafa kaleme alınan distopik metinler üzerine yine Tülay Akkuyu'ndaki gibi bir tematik yaklaşımla inceleme yapıldığını söyleyebilirim. Sınıfsal tabakalaşma insanlığın tabii erken dönemlerinde hep var olmuş mevcut sorunlardan biridir. Dünyanın her yerinde toplumsal, siyasal ve ekonomik eşitsizliklerde sürmektedir. Bu bağlamda distopik eserlerin de belli başlı temalar altında ortaya çıktığını söyleyebilirim. Tabii bunlar kapitalizm başlıca nedeni, gözetim mekanizmaları, sınıflaşma, kimlik kaybı, ekolojik kirlenme, teknolojik ve sosyal kontrol gibi konuların doğurduğu sonuçlar distopik kurguların temel izlerini oluşturuyor diyebilirim. Dünya edebiyatında distopya örnekleri ve benim de okuma fırsatı bulduğum bu eserler kronolojik sırasıyla gördüğümüz gibi. Tabii ben burada Orwell'in 84'ü üzerine kısa bir değerlendirme yapacağım. Evet, gerçekten çarpıcı bir metin. Olaylar Okyanusya ülkesinde geçiyor ve bu ülkede bireysel kimliğin tamamen ortadan kaldırıldığını söylemek mümkün. Hükümet aynı zamanda Gerçek Bakanlığı, Barış Bakanlığı, Sevgi ve Varlık Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Yani ülkedeki tüm denetim bu bakanlıklar aracılığıyla gerçekleşmektedir ve ülkenin tek partisi var. İNKSOS, o da İngiliz sosyalizmini temsil ediyor ve bu partinin yani iktidardaki isim Big Brother karakteri ile karşılaşıyoruz. Fakat bu Big Brother karakteri sadece afişlerde, resimlerde ve teleekranlarda insanların karşısına çıkıyor. Diğer türlü hani canlı olarak insanların görebildiği bir karakter değil. Ve biraz önce bahsettiğim teleekranlar aslında insan özgürlüğünün yok edilmesi üzerine neredeyse kurgulanmış. Teleekranlar sizi yemekteyken, duştayken ya her türlü izliyor ve ses kaydetme özelliği de var. Tabii bunlar direkt devlet kontrolü altında gerçekleşiyor. Aynı zamanda Huxley'in Cesur Yeni Dünyası'ndaki gibi burada da hani insanların o telkin etmeye çalışan olgu teleekranlar olarak çıkıyor. Huxley'de Soma'yla karşılaşıyorduk. Soma adlı uyuşturucu bir maddeyle sınıfsal tabakalaşma arasındaki çatışma durduruluyordu. Burada da teleekran vasıtasıyla insanlara evet bu yeni düzen gayet güzel, sizi gayet iyi bir gelecek bekliyor. Umutları vaat ediliyor aslında. Burada yine düşünce polisleri var. Yani düşünce özgürlüğünüze dahi müdahale ediyor. Asla yani iktidar hakkında ya da toplum hakkında herhangi bir düşünceniz olamaz. Bunun da yok edildiğini görüyoruz. Nefret haftaları oluyor. İnsanların birbirinden nefret ettiği
haftalarla karşılaşıyoruz. Ve bu romanda asıl karakter Winston Smith karakteri bireyselleşme çabasıyla tabii sistemle epey mücadele ediyor. Fakat eser hüzünlü bitiyor. Çünkü Winston'un bu çabası, yani düşünce polislerinin onu yakalamasıyla son buluyor ve beyin yıkama yöntemiyle Winston tekrar toplumdaki uyumlu bireyler arasına katılıyor diyebilirim. Aslında öyküde sürekli yinelenen, ben alıntıları da vermek istedim. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür sözleriyle iktidar, yani bireyler iktidara kazandırılmak isteniyor. Zaten başka bir alternatifiniz de yok. Süreniz de 2 dakika bu arada. Tamam. Türk edebiyatındaki distopyalara da bahsedecek olursam, burada Gökdelen ve Çöplüğün Generali üzerinde bir kısa değerlendirme yapacağım. Tahsin Yücel'in Gökdelen adlı romanı tam bir modernite eleştirisi. İstanbul'un gökdelenlerle dolu bir küçük minyatür, yani New York'un küçük minyatürü haline dönüştürüldüğü görülmekte. Ve yargının özelleştirilmesi meselesi temel izlek. Her şeyin özelleştirilmesi gibi yargının da özelleştirilmesine yönelik ciddi bir tenkit metni olarak değerlendirilebilir. Diğer bir distopik kurgumuz Oya Baydar'ın ve Türk Edebiyatı'nda da son distopik kurgu olarak anılan Çöplüğün Generali, kolektif bellek yetimi üzerinde kurgulanan bir eser. Burada kurulan yeni kentte herkes habersiz ve kimse bu kentin nasıl kurulduğu hakkında bir bilgisi yok. Bu noktada yani Oya Baydar'ın kolektif bellek yetimini iktidarla ilişkilendirilmesi ve totaliter rejime yönelik bir eleştiri yaptığını söyleyebilirim. Evet, ve sonuca gelecek olursak aslında distopyaların kendine özgü niteliklere sahip bir tür olarak çıkması tabii 20. yüzyılın başlarına buluyor. Onun bu karamsar dünyasının tarihi arka planına baktığımızda dünya savaşlarını görebiliriz. Teknolojik gelişmelerin insanları canavarlaştırdığı, endüstrileşme ve sanayi devrimi ve Avrupa devletlerinin yayılmacı dış siyasetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan sömürgecilik, kapitalizm, en sonunda küresel salgın, distopyaların oluşmasına zemin hazırlayan temel unsurlar olarak değerlendirilebilir. Bu noktada evet, distopyalar bizi ışıksız bir dünyanın önü eşiğinde bırakıyor. Fakat aynı zamanda bir uyanışı da temsil ettiğini söyleyebilirim. Sunumumun kaynaklar kısmı bu şekilde. Sabrınız için teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Durduruyorum hemen. Evet. Evet, yorumlarınız ya da eleştirileriniz varsa. Hazırsan çuvaldızı batırarak başlayacağım. Tamam, dinliyorum sizi hocam. İlk sorum, 2 artı 2 kaç ediyor? 4 ediyor. Sen hala bunu söyleyebilenlerden misin? Şimdi filmden bir sahneyle açtın 1980. Onun üzerine birkaç cümle etmeni beklerdik. Şimdi sana fırsat, biraz yorumlarsan seviniriz. Tabii 84 filmi aslında dönemin, yani o Stalin'in, Hitler'in yarattığı o kaos ortamına yönelik doğmuş bir eser olarak değerlendirilebilir. Aslında bir tenkit metni. Aynı zamanda totaliter rejime yönelik ciddi bir eleştiri olduğunu da söyleyebilirim. Ve insanlara 2 artı 2'nin 4 ettiği özgürlüğü asla verilmiyor. Sorgulamanız yok. Tamamen konformist bireylerden oluşan bir toplum tasviriyle karşılaşıyoruz 1984'te. Ben çarpıcı bulduğum için onu da sizlerle paylaşmak istedim. Yani politik söylemiyle 1984'ün diğer distopik kurgulardan ayrılan yönüne değinecek olursam, bu noktada politik söylemle ön plana çıktığını söylemek mümkün sanırım.
Peki, teşekkürler. Biraz daha Orwell'e devam edersen tezini o konuda yazacağın zannı oluşacak. Zaten süreyi de dünya edebiyatına kaydırdığın için Türk edebiyatına gelemedik farkındaysan. Evet, 2 dakikan farkında. Vardı ve yeni geliyordun. Hani orada bir zamanlamada biraz sıkıntımız olmuş. Evet. Sonra Big Brother değil, Büyük Birader. Söğer Hoca söylemeden ben hemen söyleyeyim. Büyük Birader evet. olarak çevriliyor biliyorsun. Lütfen Türkçesini kullanalım. Tamam. Kısa bir şey sorduktan sonra hocalarıma vereceğim. Birkaç da galiba mesaj gelmiş, onlara bakacağım. Bu tez konusu nasıl ortaya çıktı? Hani ikimizin böyle kafa kafaya verip salgın günlerinde duvarlara bakarken yaşadığımız o iç sıkıntısıyla biraz ortaya çıkışının hikayesini anlatırsan belki hoş olur. Ya biz böyle gerçekten Leyla hocamın da söylediği gibi epey kafa kafaya verdik ve benim o kadar çok aklım karışıktı ki yani o içimdeki merak duygusu da aslında beni biraz salgıdırgan yaptı. Oradan o konuya hocam bu konu olur mu şu konu olur mu Leyla hoca da artık belli bir noktada beni telkin etti ve şöyle bir etrafımıza baktık aslında. Ya biz nasıl bir sürecin içerisindeyiz? Tamamen şu an içerisinde yaşadığımız bu buhran, yani psikolojik savaş veriyoruz hepimizin verdiği gibi, ben de veriyorum. Aslında benim bu tezimi yazmaya iten temel etken COVID-19 diyebilirim. Karanlık bir dünya yaşıyoruz şu an. Benim için ışıksız bir dünya. Ama bu noktada benim tezim krizin fırsata çevrilmesi diyebilirim. Evet. Salgın var. Evet. Büyük birader her zaman var. Öyle değil mi? Düşünce polisleri ensemizde. Ekolojik bir yıkım yaşanıyor. Dijital çağ hepimizi boğazlıyor. Değil mi? Evet. Her yanımız Zoom, WhatsApp, işte e-mail, SMS. Evet. O yüzden gerçekten kendimizi bir distopyanın içinde hissettiğimiz hiç de yalan değil sanırım. Bizi iten birazcık da buydu. Sorusu olan varsa. Hocam ben. Evet, Emine elini kaldırdı. Teşekkür ederim Ayşegül. Ağzına sağlık. Rica ederim. Distopya gerçekten ilgi çekici bir konu. Bir de hem dünya edebiyatı hem Türk edebiyatı da sanırım karşılaştırmalı bir yol. Ben tam olarak yöntemin konusunda net bir algıya sahip olamadım. Şimdi önce bir dünya literatüründeki distopyayı ele alacaksın. Daha sonra Türk edebiyatında genel bir distopyayı ele alacaksın ve 2 roman inceleyeceksin. Doğru mu anlıyorum? Hocam şöyle, ben ilk olarak tabii distopya dünya edebiyatında ortaya çıktığı için biz hemen yüzümüzü oraya çevirdik. Oradaki hani distopyanın asıl o metinlerde nasıl ele alındığı konusunda ben direkt yani atası sayılan metinleri okudum. Ama benim asıl eğilim göstereceğim konu Türk edebiyatında distopyanın seyri. Bunun üzerinde şu an Çetin Altan'ın 2027 yılının anıları en eski sayılan distopik kurgu olarak anılıyor bizim edebiyatımızda. Oradan bu yana verilen distopik eserleri okumaya çalıştım. Bu noktada yani distopyanın seyri üzerinde duracağımızı düşünüyorum. Belki şöyle bir farklılık olabilir. Bir yazar saptaması yapabiliriz yazın bu süreçte. Ama Türk edebiyatındaki distopyanın seyri şu an için. Yani genel olarak bir literatür taraması gibi bir metin, göstermiş olduğum metinlerin çözümlemesi olacak mı? Belki hocam o noktada karşılaştırmaya varabilirim. Çünkü ben Türk edebiyatındaki distopik eserleri okurken hepsinin yani yazarların farklı farklı ele aldığını gördüm. Zülfü Livaneli'nin de ekolojik bir eleştiri vardı. Ekolojik bir distopyaydı. Tahsin Yücel'in ve Oya Baydar'ın ki daha çok politik bir söylemle öne çıkmıştı. Çetin Altan 1982'ydi yanılmıyorsam. O eser daha eski ama orada direkt teknolojinin yani bilimin bizi canavarlaştırdığı yönünde bir eleştirisi vardı. Aslında hepsi distopyayı farklı söylemlerle dile getirmiş. Ben bu noktada böyle yani söylem açısından bir değerlendirme de yapabilirim diye düşünüyorum açıkçası. Yani bu tez başlığında şimdi ışıksız bir dünya distopya edebiyatı denildi. Hı hı. Metnin içeriğine baktığım zaman hani bir literatür taraması ele alınıyor. Şu anda hani iki metine gitmeyecek. Yani distopya edebiyatı dediğin zaman
tüm distopya edebiyatının bütünüyle içine alması bekleniyor. Yani bu da baktığınız zaman master düzeyinde değil, hakikaten doktora düzeyinde bir çalışmayı gerektirecek. Bu noktada senin sınırların neresi olacak? Bir, yani metinde mi sınırlayacaksın, dönemde mi sınırlayacaksın ya da başlığın mı değişecek? Çünkü distopya edebiyatı dediğin zaman tamamıyla dünya literatüründe ele alıyorum diyorsun. Türk edebiyatını da ele alıyorum diyorsun. Nasıl? Ben araya gireyim isterseniz, şöyle açıklayalım. Biliyorsunuz tez başlıkları tez 2 aşamasına geldiğimiz vakit netleşiyor ve enstitüye bildiriliyor. Şu andaki sunumda kullandığımız başlık izleyicilere hani hoş gelmesi açısından böyle genel bir başlık. Tezimizin başlığı elbette bu değil, değişecek muhakkak. Şu konuda biraz tereddüt yaşadık. İlkin fikrimiz Oya Baydar'ın 2 distopyası olduğu için Oya Baydar'ın distopyalarına bakmak gibiydi. Ama Oya Baydar'ı oturtabilmek için bu distopya geleneği içerisinde bir yere, hani nasıl gelişmiş bu tür, önceki yazarlar kimler, Çetin Altan ne yazdı, Zülfü Livaneli ne yazdı, ta Tanzimat'ta kim ne yazmış, hani o gelişimi de bir gözden geçirelim, dünyayla bir kıyaslayalım derken biz kendimizi bir okyanusun içerisinde bulduk. Ve şimdi Ayşegül, o kadar çok okuma yaptık ki hani limitin nedir dedin, pek limiti yoktu son zamanlarda. Bir yandan çalıştı, bir yandan çılgınca okumalar yaptı. Ve öyle bir noktaya geldik ki hani çok vakıf Türk Edebiyatı'nda şu anda distopyanın gerçekten nasıl üretildiğine, genel bir panorama mı çizsek dedik. Çünkü şunu gördük, 80'lerden günümüze geldiğimizde şekil değiştiren bir distopya yazını var. Son yıllarda yani 2000'den bu tarafa siyasi süreci de düşünürseniz, hani Türkiye'nin o tarihten bu tarafa nasıl değiştiğini, daha siyasal içerikli ve ekoloji ağırlıklı distopyalar yazılıyor. Ama mesela Çetin Altan'ın döneminde 80 darbesinin bu defa etkileri daha baskın olduğu için biraz daha içine kapalı bir distopik atmosfer var. Hani hem biraz siyasal tarihe bakarak hem de biraz edebiyat tarihini üstüne oturtarak böyle bir gelişim çizgisine mi baksak diye düşünüyoruz. Ama çok zorlanacağımızı düşünürsek bu yaz bunu birazcık belirleyeceğiz. Sadece Oya Baydar'a bakmak gibi bir kestirme çözümümüz de mevcut. Evet. Yani bu şekliyle bayağı bir hani yorucu ve zorlayıcı ve altından kalkması gerçekten düşünüldüğü zaman bir akademik çalışmada hani sınırları belirlemek ve bir şeyleri dışarıda bırakmak o noktada gerekli olan bir durum. Ama şu anda yani hem dünya literatürü hem Türk edebiyatı kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ederim. Dünya edebiyatındaki gelişimi bilmeden buraya bakamayız ki. Hani o bir zorunluluktu. O bir ön okumaydı aslında. Ona girecek değiliz tezde uzun uzadıya. Ama yani zamiyetini okumadan distopya konuşamayız diye düşündüğümüz için. Ama mesela şöyle bir şey. Hani dünya literatüründe nelerin ele alındığı, mesela burada olduğu gibi devlet tahayyülü üzerinden şekillenen bir yapı varken, hani sizin sözlerinizden 80 devrimi, ekolojik yapılanma gibi, hani Türk edebiyatına özgü de takım temalar öne çıkıyor demek ki. Evet. O özgünlüğü ama gösterebilmemiz için dünyayı bilmemiz gerekiyordu önce. Şimdi dünyayı biliyoruz. Türk edebiyatını da biraz okuyoruz. İşin içinden yazın çıkacağız umarım. Çok fazla soru var. Aslı hocamı gördüm. Ona söz vereyim. Sonra Mert'i gördüm. Evet Aslı. Teşekkür ederim Leyla hocam. Ayşegül, seni de tebrik ediyorum. Hem sunumun için hem de bu seçtiğin konu için gerçekten ilgi çekici, içinde bulunduğumuz dünya standartları da düşündüğümüzde. Tabii distopya tanımı zannediyorum incelenen eserlerde de artık değişebiliyor. Yani yeri gelecek belki de distopya olarak nitelendirilen bir roman. Sence acaba mesela... Beni duyabiliyorsunuz değil mi şu an? Evet hocam. Distopyanın tanımı çerçevesinde değişiklik gösterebilir mi? Mesela senin ele aldığın ya da ele alacağın, okuyacağın, Türk edebiyatından okuma yapacağın eserler distopik roman olarak mı geçecek tamamıyla? Yoksa başka romanlarda da sen bu öğeleri bulabilecek misin? Tamamıyla bir tür olarak mı ele alınacak bu konu? Hocam biraz önce de Leyla hocamın bahsettiği gibi
Tür olarak tabii ele alınacağız, distopya türü olarak ele alacağız. Fakat sadece belki bu noktada çünkü gerçekten yani geniş bir panorama çizilmiş distopya ile ilgili bir sürü eser var. Bu noktada yani yazar odaklı da gidebiliriz belki konuyu sınırlandırmak için. Şu sorunuza yanıt vermek istiyorum. Yani her kötü yer betimlemesi bana göre distopya değil. Zülfü Livaneli'nin Son Adası mesela, orada ekolojik bir eleştiri yapılıyor. Fakat yani ben Batı edebiyatına yüzümü döndüğümde oradaki distopyalarla bizim edebiyatımızda kaleme alınan distopyalar gerçekten farklılık gösteriyor. Ve ilk noktada benim dünya edebiyatına yüzümü çevirmem bana çok farklı bakış açıları sundu. Çünkü dünya edebiyatında daha çok fantastik öğelerin, zamansal kurgunun ön plana çıktığını görürken bizim edebiyatımızda son zamanlarda kaleme alınan distopik metinlerin politik söylemle ön plana çıktığını görüyorum. Evet, geniş bir panorama, fakat biz yazın bu konuyu zaten netleştireceğiz. Şu an yani tür olarak tabii distopyaya eğileceğim. Belki yazar saptaması yapabilirim diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten şu anda tabii biraz başında da olduğunuz için yeni yeni şekillenmeye başlayan noktalar olacaktır. Ben başarılar diliyorum. Güzel bir konu, güzel bir şeyler çıkacağına eminim. Ağzına sağlık. Teşekkür Aytuğ. ederim hocam. Son. Mert, sanırım senin sorun var. Hem soru hem de biraz merak hocam benimki. Çok teşekkür ederim ve tebrik ederim. Bu distopya ve ütopya kavramları üzerinde durdunuz. Bunu ya ben hep merak ettim romanları okurken de. Distopya ve ütopya olarak bir romanı adlandırmak ne kadar doğru? Yani kesin çizgilerle ayırmak. Mesela 1984'te işte Büyük Birader'in ütopyası ama Winston'un da distopyası. Yani bir Evet. romanı çizgilerle distopya veya ütopya olarak ayırmak doğru mu? Mesela biraz önce dediniz ki işte bu dönem yani pandemi dönemi benim için ışıksız bir dünyayı ifade ediyor. Bu sizin distopyanız. Ama benim için mesela örnek veriyorum. Evet. Belki de benim bu ütopyam. Evet. Yani bu örnekti sadece. Edebiyatta bunu kesin çizgilerle ayırmak mümkün mü? Bir de şöyle bir şey var. İşte Farabi'nin ideal devleti, işte Platon'un devleti. Bunlar hep ütopik Örnek. örnekler. Ya kimisine göre bunlar distopya örneği de olabilir. İstemeyebilir bu yönetim biçimini. Yani ve bir soru daha soracağım. Birçok Tamam. romanın içerisinde mesela distopya mesela işte Orhan Pamuk'un Kar romanı içerisinde Kaan'ın geçirdiği bir başından geçen olaylar anlatılıyor orada. Mesela orada da distopik örnekler bulabiliriz. Yani her romanın içerisinde bulabiliriz. Yani bu kavramı kesin çizgilerle ayırmak Mümkün kadar mü? doğru, mümkün mü bilmiyorum. Evet, hemen o noktada şöyle bir çıkış yapmak istiyorum. Yani şöyle, tabii ki biraz önce de bahsettiğim gibi her kötü yer betimlemesi distopya değil. Çünkü distopya zaten bir gelecek tasavvuruyla ortaya çıkıyor. Yani evet, bizim yani distopya kavramı dünya edebiyatında ele alınan distopya kavramı bizim edebiyatımızda çok fazla örtüşmüyor. Bize yansıması onun politik söylemiyle, ekolojik eleştiriyle karşılık bulduğunu söyleyebilirim. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi birinin ütopyası başka birinin distopyası da olabilir. Hani bunu kesin bir çizgiyle ayıramayız. Hani Umberto Eco'nun da dediği gibi aslında metin okuduktan sonra bir nevi okurun. Yani okuma şartları, içinde bulunduğu ortam aslında onu değerlendirmeye gidebilir. Ama yani distopyaların en önemli özelliği zaten bir gelecek tasavvuruyla ortaya koyulması diyebilirim. Yani şu an bizim içerisinde yaşadığımız bu distopya Bill Gates'in ütopyası. Evet. Yani bence tamamen şu an koşullar bunu belirliyor diyebilirim. Teşekkür Ama ederim. gelecek tasavvuru önemli bir nokta. Evet. Ya teşekkür ederim. Ben bunu her zaman merak etmişimdir. Yani devleti yöneten, herhangi bir devleti yöneten ben olursam, devletin başındaki ben olsam bu benim ütopyam. İstediğim her şeyi Kesinlikle. yapabilirim. Ama bu Kesinlikle. sizin distopyanız. O yüzden sordum ben bunu. Okurken de her zaman merak ettim. Bunu kesin çizgilerle ayırmak mümkün mü diye. Mümkün olmuyor, evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Sohbet kısmında da bazı sorular var. Sanırım hayat
bilmiyorum ama belirlenen eser üzerinden distopik unsurlar mı incelenecek anlayamadım. Konunun çerçevesini çizdiniz mi? Emine Hoca'nın sorusuna yakın soru. Buna kısmen yanıt vermiş olabiliriz. Songül'ün iki sorusu var. Onları birleştireyim. Sosyokültürel açıdan senin ütopyan nedir? Ayşegül'ün ütopyası ne? Ve distopik bakış açısı sizi umutsuzluğa sürükledi mi? Evet. Distopik bakış açısı. Öncelikle şu soruya cevap vermek istiyorum. Distopik bakış açısı beni umutsuzluğa sürüklemedi. Şöyle sürüklemedi. Çünkü aynı zamanda distopik eserler bir farkındalık uyandırma üzerine inşa ediliyor. Yani siz distopyanın o uyanma elini görürseniz o distopyayı, yani bizler birey olarak, toplumun fertleri olarak bunu ütopyaya da çevirebiliriz. Bu noktada distopik bakış açısı beni umutsuzluğa sürüklemedi. Aynı zamanda yine yani gelecek bizim ellerimizde, geleceği inşa etmek bizim ellerimizde. Belki de şu an yaşadığımız distopyayı ütopyaya çevirmek de bizim elimizde diye söyleyebilirim. Sosyokültürel açıdan benim ütopyam var mı? Bizim toplumumuz sanırım biraz günü kurtarma eğilimi içerisinde. O yüzden aslında çocuklara ya da bizlerin okuyacağı bir ütopya metnimiz yok. Bu noktada biz daha çok günü kurtarma odaklı olduğumuz için ütopyamız da yok diye söyleyebilirim. Ama bu tezimle birlikte evet bir gelecek için adım atacağım. Bana farklı kapılar aralayacak. Ya umarım bu distopyanın içerisindeki ütopyanın da kapısını ararlar diye söyleyebilirim, eğer soruya yanıt verebildiysem. Evet, sanırım birisi de Peyami Safa'nın İpek. Peyami Safa'nın Yalnızız romanındaki Simerenya aklıma geldi. Belki ona da değinmek istersin diye bir örnek vermiş. Evet, Firdevs Cambaz'ın makalesi de zaten pek çok farklı var, değil mi? Ütopya örneği sayılabilecek metni ta Servet Fünun'dan bu tarafa hatta önümüze sergilemişti. Ama neyin ütopya, neyin distopya olduğu gerçekten tartışmalı. Mert'in sorusu da çok anlamlıydı bence bu anlamda. Mesela İkizdereli köylüler için distopya olan şey, değil mi? Vadilerinin yok edilmesi. Cengiz inşaat için ütopya olabilir. Taş ocağını oraya yapmak gibi. Sanki bu konu bizim için güncel hayatı da, değil mi, algılarken pek çok işlevsel metafor sağladı Ayşegül. Kesinlikle. İpek'in de sorusuna cevap verecek olursam, biraz önce Cambaz'ın makalesinde evet bu eseri gördüm fakat okuma fırsatım olmadı. Bunu da okunacaklar listeme alıyorum. En yakın zamanda okuyacağım bir eser. Evet, bu yaz epey yoğun bir okuma maratonu seni bekliyor. 2+200 falan gibi bir denklem olabilir bu. Evet, sorusu olan hocalarım var mı? Arkadaşlarımız merak ettiği bir mesele olan. Ben son bir şey sorayım o zaman. Emine elini kaldırdı mı, bu daha önceki mi? Evet, kaldırdım. Ayşegül, bir de katkı amaçlı olarak Firdevs Cambaz'ın bu makale olarak söz ettiğin şey aslında Ankara Üniversitesi'nde hazırladığı doktora tezi. Orada daha geniş kapsamlı bulabilirsin. Bence tez YÖK'ten Firdevs Cambaz'ın tezine bakarsan daha fazla katkı sağlayabilir. Bir de Tanzimat döneminde Seda Uyan'ın fenli romanlar üzerine bir çalışması var. Distopyayı şekillendirmek ve hani Türk edebiyatındaki tarihselliğini kurmak açısından Seda Uyan'ın o fenli roman kitabına da bakarsan ufuk açıcı olabilir. Bunları da katkı olarak eklemek istedim. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Şu an notumu alacağım. Buna da bakacağım. Güzeldir. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada Süper Hoca tebriklerini iletmiş. Ayşegül, sana sohbet kısmında ilgi çekici ve güncel. Evet, her zaman o çalıştığımız gibi. Bu arada Duygu arkadaşımız, Duygu Ağoğlu, Ziya Gökalp'in Turan şiirindeki ütopik izlekleri sormuş sana Ayşegül. Evet. Bilmiyorum, ne yapacaksın? Evet, şimdi bilmediğim bir konu hakkında da konuşmak istemiyorum. O yüzden
yine Canbaz'ın makalesinde ele aldığı metinlerden biriydi. Fakat bu şiire de bakma fırsatım olmadı. Yine bu da inceleyeceğim eser şiirlerden biri. Duygu. Evet, bu soru da bizi galiba yine Emine Hoca'nın eleştirisine geri getirdi. Yani çok geniş bir evrendeyiz ve hani her şeye vakıf değiliz henüz elbette. Ama yine de üstesinden gelmeye çalışacağız. Kesinlikle öyle. Başka el var mı diye bakıyorum. Göremiyorum galiba. Ben bir şey sorayım en son. Şimdi bu incelediğin romanları çok hızlı geçtin. Dört romandan bahsettin. Çetin Altan'la başlayan. 80'lerden 2000'leri, günümüze uzanan bir süreci kapsıyordu bunlar. Sorum şu. Dünya edebiyatında gösterdiğin eserlerse 20'ler, 30'lar, 40'lar. Evet. Daha çok da 40'lardı. Niçin Türkiye'de 2000'leri beklemiş olabilir distopik kurguların ortaya çıkması? Evet. Şöyle, bunun bence öncelikli nedeni zaten Batı'ya göre birazcık daha geriden geliyoruz. Ama İslami kültürde zaten yani Kur'an ve İslami kültür meselesi aslında bize yani şöyle, gelecekle ilgili çok fazla öngörülerde bulunamıyoruz. Çünkü Müslüman toplumlarda geleceğe yönelik yani fal bakarken de öyle çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü kültürümüz bunun sınırlandırıyor bizi. Bize yansıması da bu nedenle, geç yansıması bu nedenle olabilir. Ama tabii 82'lerden sonra yazılmaya başlıyor. Bir noktadan sonra insanların duygu düşünceleri ve yaşam tarzları değişiyor. Tekerkliliğin olduğu bir devlet sisteminde de sanırım distopyaların ortaya çıkması, geç ortaya çıkması çok da yadsınamaz bir gerçek hocam. Şaşırttın beni doğrusu bu yorumunla. Çünkü herkes çok güzel fal bakıyor buradaki. Hocam ama yine de fala inanma, falsızda kalma. Yani bu sözü de iliştiriyoruz konuna. Aslında yine geleceğe ait çok fazla... Bilmiyorum, geleceğe ilişkin düşünmekten korktuğumuzu düşünmüyorum. Ben daha dünya tarihiyle biraz bağlantılı düşünmüştüm ama yanıtını sen bambaşka bir şey söyledin. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamamış olmak bence birazcık etkilemiş olabilir diye ben yorumluyorum. Hani o yıkımı, işte atom bombasını... deneyimlememiş olmak, hani bilime, akla, insanlığa olan inancımızın da çok zedelenmemesine belki yol açtı ve birazcık da belki edebiyat daha araçsal bir şeydi, değil mi? Hani biz bir ülke kurmaya çabasındaydık 40'lı yıllarda, değil mi? Kesinlikle. O yüzden hani böyle distopya ile uğraşacak bir lüksümüz belki pek de yoktu. Evet, Ahmet biraz... sanıyorum elini kaldırdı bu arada. Sen yanıtla istersen. Hocam kısaca hemen sizin sözünüze de şunu iyileştireceğim. Biraz önce de bahsettiğim gibi bizim günü kurtarmaktan hani geleceğe ait bir öngörümüz yok maalesef. Onunla ilgili sanırım. Evet Ahmet. Ama son dönemde biraz bıçak kemiğe dayandı ki bu distopyalar ardı ardına, değil mi, ortaya evet. çıkıyor. Ki keza evet, Ahmet Candemir de 4. sınıf öğrencimiz. O da distopya çalışmıştı araştırma projesinde. Şimdi ikinizin kapışma anını merakla bekliyorum. Evet, ilk önce sunumun için tebrik ederim. Gayet güzel bir sunumdu. Ben Gökdelen kitabından yola çıkacağım. Çünkü ben de o kitabı inceledim. Orada bir gazeteci var, Cüneyt Ender diye. Ve yargının özelleştirilmesi konusunda onun bir yazı yazılması isteniyor. Can Tezcan için. Sence medyanın kapitalist sistemin mülkiyetinde olması kitaba nasıl bir hava kattı? Zaten aslında medya, tüketim, yani bunlar zaten kapitalist sistemin araç olarak kullandığı, yani teknolojik gelişmeler ki keza buna medya da dahil, burada bir araç olarak kullanılıyor diye söyleyebilirim. Dediğin gibi ondan bir makale yazması isteniyor. Medya kapitalist sistem noktasında bence bir uyanışı temsil ediyordu orada. Bir okura uyandırma eli uzatıyordu diye söyleyebilirim Ahmet. Diğer bir sorum da yılkı adamlarla alakalı olacak kitaptaki. Neyle alakalı? Yılkı adamlar vardı evet, kitapta. Evet, evet, evet.
Kitapta Can Tezcan o yılkı adamları görüp tekrar geri dönüp mücadeleye katılmak istedi herhalde. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sence o distopyadan ütopyaya geçiş olabilir mi sence? O başarı. Kesinlikle olabilir. Çünkü yılkı adamlar orada yılkı atlarına benzetiliyor. Başı boş gezen yılkı atlarını anıştırıyor. Orada zaten makineleşmenin, modernleşmenin insanları kent yaşamını terk ettiği görülüyor. Senin de bildiğin gibi o gökdelenlerde yaşayan insanlar mekiklerle iletişime geçiyorlar. Ve diğer o alt sınıf diye kategorize edilen sınıf kenti bırakıp artık başka yerlere gidiyorlar. Bu noktada zaten yazarın anıştırması gerçekten çok yerinde olmuş. Can Tezcan'ın onları görüp ülkeye tabii ki geri dönüşü bir ütopyanın başlangıcı olarak değerlendirilebilir Ahmet. Son sorum da şu olacak. Sence tabii şu an İstanbul'un suhleti distopyaya örnek olabilir mi? Olabilir. Olabilir bence. Direkt bence Tahsin Yücel'in Gökdelen'i zaten İstanbul'un panoramasını çizen bir eser. Tam olarak yansıttığını söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Büyük büyük gökdelenler. Rica ederim. Keşke sadece İstanbul olsa Ahmet. Kesinlikle. Yani, haklısınız hocam. Distopya her yerde. Evet hocalarım, süreyi birazcık aştık galiba. Çok hararetli sorular, yorumlar, öneriler geldi. Çok faydalandı bütün üç arkadaşımız da, konuşmacılarımız da diye düşünüyorum. Emine hocamın eli kalkmış ama acaba eskiden kaldırdığı el midir o? Görüntün şimdi geldi. Bir soru yoksa yavaş yavaş kapatalım diyorum. Süher hocam ne dersiniz? Takdir sizin hocam, yönlendiricimiz. Ama ben çok kısa iki şey eklemek istiyorum. Bu ikinci cinsiyet Simone de Beauvoir'ın şeyi miydi? Onunla ilgili evet. Kitap herhalde değil mi? Evet. İkinci cinsiyet sözü bana da ters geldi. Yani onu koyarken, o ismi koyarken mutlaka düşünmüşlerdir ama hani cinsiyet gender değil mi? Gender. Ama cins, seks. Öyle değil mi? Yani ikinci... Kitabın adı da öyle zaten Fransızcası. La deuxième sexe diye geçiyor. Yani ikinci cins çevirisi bana çok daha doğru geldi. Bilmiyorum bu yeni çeviriyi kim yapmış, hangi yayını, ben de bakacağım ona, merak ettim. Cinsiyet kadın veya erkek olma durumu diyeyim. Dişi veya erkek, ne diyorsunuz artık? Yani o yani normalde pek makul görünmüyor ama mutlaka bir özel sebebi vardır. Onu ifade etmiş olayım. Ben üç arkadaşı da çok beğendim gerçekten. Kendilerine özgüvenli, ne kadar entelektüel insanlar. Bunlara bakınca kendimi çok cahil hissediyorum. Onu da söyleyeyim. Böyle bir organizasyonu düşündüğü, planladı ve uyguladığı için Leyla hocamıza, katıldıkları için öğrencilerimize ve lisans öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel veya en az bu kadar güzel başka toplantılarda buluşmak üzere sevgilerimi sunuyorum. Buyurun Burcu Hocam. Teşekkürler hocam. Ütopik yeni toplantılarda buluşmak dileğiyle bu saate kadar bizimle kaldınız. Hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.